alkışlarınız için ve güzel sözler için de teşekkür edelim. Bizim için burada olmak, sizlerle buluşmak büyük mutluluk gerçekten. Şimdi arkadaşlar moderasyon görevini bana verdi. Türkiye'nin ahvalini biraz konuşacağız. Ülkede olan bitenleri değerlendireceğiz. Barış Terkoğlu ve Sami Menteş'le birlikte. Ben ilk sözü Barış sana vereyim diyorum. Tamam. Hazırsan. Barış Terkoğlu ile başlayalım. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir yöntem belirledik. 15'er dakika konuşacağız. Sonra 5'er dakika ikinci bir tur yapacağız. Ben ilk tur 15 dakikaya başlıyorum müsaadenizle. Şimdi burası bir kitap fuarı. Biz de kitap yazarlarıyız. Sami ile birlikte en son 28 Şubat davasını anlatan kitabı yazdık. O kısmını o anlatacak. Peki ben bugüne kadar ne anlatıyorum? Bütün kitaplarda derseniz 10-15 dakikada özetleyecek bir şey yapacağım. Şöyle ki, biz Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Cumhuriyet devrimleri. Cumhuriyet devrimleri diyorum çünkü dünyada cumhuriyetlerin devrimsiz kurulduğu çok az örnek var. Çünkü cumhuriyet rejimleri eski düzeni yumruk atarak yenisini inşa ederek kuruyorlar. Şimdi ister Rusya'daki örneğe gidin, ister Fransa'daki örneğe gidin, isterseniz başka ülkelerdeki örneğe gidin, cumhuriyet rejimlerinin yapmış olduğu bir şey var. Cumhuriyet rejimleri iktidarlarını daha önce gökyüzünde veya bir soyda, bir kanda, bir dinde, bir mezhepte gösteren, iktidarını buna dayandıran rejimleri yıkıyorlar her şeyden önce. Bir dakika kardeşim, sen iktidarını gökyüzünde gösteriyorsun ama senin iktidarın buraya kadar. Artık hangi inançtan, hangi mezhepten, hangi dinden olurlarsa olsunlar, iktidarın adresi yeryüzüdür diyorlar. İktidarını belli bir soya, yok bilmem ne ailesi, biliyorsunuz Türkiye'de şimdi hala çıkıyorlar ortaya. Biz Osmanoğlu ailesi olarak niye bizi çağırmadınız diye. Bir aileye, bir krallığa, bir kana dayandıran rejimlere bir dakika buraya kadar diyorlar. Hangi kan grubundan olursa olsun bütün herkes eşittir diyorlar. Böyle bir rejim kuruluyor bütün cumhuriyet rejimlerinde. O yüzden arkadaşlar, nerede eşitlik varsa veya nerede cumhuriyet varsa orada eşitlik vardır. Nerede eşitlik varsa orada cumhuriyet vardır. Öte yandan bu şu demektir. Cumhuriyet rejimlerine nerede saldırı varsa orada eşitlik ortadan kaldırılıyordur. İşte Türkiye'de de cumhuriyet rejim bunu yaptı. Kuşkusuz. Şunu söylemiyorum. Hala insanlar arasında bir sürü eşitsizlik var. Başta ekonomik olmak üzere. Ama kamu düzeninde yurttaş kavramı hukuk önünde, örgütlenme sisteminde oy verirken bir eşitliğe dayanıyor. Yani siz sandığa gittiğinizde herkesin oyu bir tane sayılıyor. Yani siz mahkemeye gittiğinizde cumhuriyet rejimi altında yaşıyorsanız, bir hukuk düzeni, anayasal bir rejimde iseniz eğer, cinayet mi işlediniz? Veya bir cinayet işlemediniz ama cinayet yüzünden mi yargılanıyorsunuz? Hakim size hangi sınıftan, hangi renkten, hangi mezhepten, hangi etnisten olduğunuza bakmadan hakkınızda karar veriyor. Cumhuriyet rejimi size bunu garanti ediyor. Eğer cumhuriyet rejimine saldırı varsa orada imtiyazlar, ayrıcalıklar yeşeriyor arkadaşlar. Bunu niye anlattım? Şu yüzden. Bugün 100. yılında cumhuriyet devrimi, tabii ki son 20 yılda değil, çok daha geniş bir döneme yayılıyor ancak cumhuriyet rejimi açık bir saldırı altında. Ve açık saldırı altında cumhuriyet rejimi fiilen yıkım aşamasını yaşıyor. Ve bu aşamada da biz şunu görüyoruz. Bakın, toplumun içinde 100 yıl önce yıkılmış ayrıcalıklar yeniden yeşeriyor. Ben bu ayrıcalıkları belli başlıklar altında topluyorum. Bütün kitaplarda, sizin de okuduğunuz kitaplarda. Bir, ekonomik ayrıcalıklar. Bugün Türkiye'de herhangi bir şekilde özellikle iktidara yakın zengin sınıfların hukuk önünde herhangi bir vatandaşla eşit şartlar altında yargılandığını, eşit haklara sahip olduğunu söyleyebilir misiniz? Ben söyleyemem. İki,
dini ayrıcalıklar. Ben inanç, her inanca saygılıyım, kastettiğim o değil. Din sömürüsü üzerinden örgütlenmiş grupları işaret ediyorum. Daha açık söyleyeyim, tarikat ve cemaatleri işaret ediyorum. Siz bu yapılara mensup olan kişilerin herhangi bir yurttaşla eşit haklara, hukuklara sahip olduğunu söyleyebilir misiniz? Ben söyleyemiyorum. 3. Siyasi ayrıcalıklar. Türkiye'de özellikle bugün adını da verelim, siyasi iktidarın parçası olan partilere mensupsanız görüyorsunuz bugün bazı mahkemeleri. Siz bana bugün Türkiye'de bazı siyasi partilere mensup olmanın sizi ayrıcalıklı hale getirdiğini, yok öyle bir şey diyebilir misiniz bu fikrime? Diyemezsiniz. Dördüncüsü aile ayrıcalıkları. Türkiye'de bugün bazı ailelerden olmak, bazı soyadlarını taşımak size istediğiniz vakfı kurmanızı, örneğin bu vakıf aracılığı istediğiniz kamu malının üzerinde istediğiniz binayı inşa etmenizi, istediğiniz hukuk düzenini yerle bir etmenize izin veriyor. İşte ben bu 4 ayrıcalıkla bugün özetliyorum. Türkiye'de Cumhuriyet rejimi bu ayrıcalıklar yeniden ihtas edilerek yıkım altındadır. Kuşkusuz hepsini bir anda anlatmak mümkün değil. Ama size birkaç şey anlatacağım. Bakın, biz mesela Metastas kitabında bir kavramdan söz ediyorduk. Hüsnü şehadet diye bir kavramdan. Aranızda da vardır belki hüsnü, hüsn, güzel, iyi, Arabi'den almışız. Şehadet, şahitlik etmek. İyi olana şahitlik etmek. Güzel olana. Biz de bazen yaparız. İşte Sami iyi çocuktur derim ben üçüncü bir kişiye veya Berkant iyi çocuktur derim. Ama bunu hukuk düzeninin içine taşırsanız orada ne vardır artık? Orada artık ayrıcalıklar vardır. Biz kitabı yazarken neyle karşılaştık biliyor musunuz? Bir avukatla oturduk. Dedi ki Barış Bey, benim müvekkilim işte FETÖ davalarına yargılanıyor. Ancak benim müvekkilim serbest kaldı, hüsnü şehadetle serbest kaldı. İlk kez orada duyduk bunu. Nasıl oldu bu olay dedik. Dedi ki benim müvekkilim savcının önüne çıktı. Savcının karşısında otururken savcı dedi ki savcı bey ben Fetullahçı değilim. Ben falanca cemaatlerim dedi. Savcının normalde ne demesi gerekir? Beni hiç ilgilendirmez gerekir demesi gerekir. Biz çünkü kim olursa olsun, kim olursa olsun, hangi inançtan, hangi mezhepten olsun herkes için hukuk ve adalet istiyoruz. Bir savcının da doğal olarak karşısındaki kişinin mensubiyetine bakmadan suç işledim işlemedim bunun peşinde olması lazım. Peki savcı ne demiş biliyor musun? Bana o cemaatten olduğunu ispatlayabilir misin demiş. İspatlayabilirim demiş. Nasıl olmuş derseniz, cemaatin hocası kalkmış, adliyeye gelmiş, savcının odasına girmiş ve savcının karşısına oturup evet beyefendi bizim cemaattendir, bize böyle yardımlarda bulunur, İşte yurtlarımıza şunları getirir, bunları getirir, öyle demiş. Sonrası hocayla birlikte savcılıktan çıkmışlar. Şimdi normalde bu hüsnü şehadet rejiminin artık Türk hukukunun bir parçası olduğunu biz orada duyduk. Bunu kitapta da yazdık. Ama bana bunu ispatla derseniz artık bu toplumun gözünün önünde yaşanan hadiselerden bir tanesi haline gelmiştir. Delilsiz davalar var. Anlatacak Sami onları. Gezi davası. Ekrem İmamoğlu davası. Delil var mı orada? Canan Kaftan delil var mı? Yok. Suç olan bir delil. Delil dediğin suç olması lazım.